Arkadaşlar merhaba, ben Müşte Hoca. Yazar İnsan İçerik Kampı'nda geldik. Feci Atiye Hocam bu arada artık tamam. Yeter hocam, artık gün verebiliriz. Yarın linkini paylaşıyorum arkadaşlar. 65 gün ders notları ve tabii ki soru bankası ile birlikte ikisinin arkadaşlar yarın linkini paylaşacağım. Kamp yol haritasını çekeceğim, atacağım. Tüm bilgileri alacağız. Bugündü yarın derken dönem başı olduğu için arkadaşlar Eylül ayı çok sıkıntılı, Eylül-Ekim civarı. Çünkü matbaaların en yoğun olduğu dönem. Ya inanılmaz sarkabiliyor. Diyorsun ki onun da kitap çıkacak, 15'i 20'sini falan bulabiliyor. Doğal olarak tam tarihiniz yarın itibariyle ben duyurmuş olacağım arkadaşlar. Hem linkleri paylaşacağım, hem de kamp ne zaman başlıyor, nasıl gideceğiz, her şeyi anlatacağım, haberiniz olsun. O zaman haydi, Feci Ati'deyiz arkadaşlar. Feci Ati'yi konuşacağız da içinizden geliyordur, söylüyorsunuzdur hocam Feci Ati'nin neyini konuşacağız diye. Haklısınız, çok derin bir konu değil, çok derin bir dönem değil biliyorsunuz. Feci Ati'ciler aslında geleceğin nuru adını verseler de kendilerine, Feci Ati tam anlamıyla bunu ifade etse de pek de öyle olmamış. Yani ne gelecekleri olmuş ne de böyle nurlu bir durumları, hiçbir şey yaşamamışlar. Servet-i fünunu yerden yere vurdular ama servet-i fünunu el üstünde tuttular. Tam anlamıyla Feci Ati'nin özeti bu. Ya o kadar kişisiniz, bir araya gelmişsiniz, 24-25 tane adam. Ya herkes var, edebiyat tarihçileri falan, imza atanları biliyorsunuz. Feci Ati beyannamesini konuşacağız, zaman gelecek. Abi herkes var ve hepsi birbirinden çok çok daha büyük isimler. Ya bu çok iyi, o çok daha iyi. Bu mükemmel, o daha mükemmel falan. Öyle isimler var. Ya bir araya gelin, bir Feci Ati dergisi çıkarın, bir gazetesi, bir kitabı, bir şey yapın. Yok, Servet-i Fünun dergisi bizim yayın organımız olsun demişler. Abi adamlara zaten karşı çıkıyoruz. Adamların yayın organlarına niye devam ediyorsun? Karşı çıkıyorlar Feci Ati'ciler, Servet-i Fünunculara her şeyle. Ama ne yapıyorlar? Yine her şeyle tekrar ediyorlar. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü ortaya atıyorlar. Zaten kimse anlamıyor. Kimse tam anlamıyla oturtamıyor. Yazarlar arasında böyle bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Sanat anlayışı tam anlamıyla oturtulamadığı için de zaten dönem dağılacak. Peki konuşacağız 65 gün kampında da. Şimdi yazar eser içerik noktasında Feci Ati'de neler var? Gel isterseniz onu hemen konuşalım, aradan çıkaralım. Evet, Feci Ati dediğimiz zaman arkadaşlar Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu ve Tahsin Nahit üçlüsünü göreceğiz. Ya bu üçlüden Ahmet Haşim şüphesiz ki. Ahmet Haşim odaklı çalışmanız Feci Ati'den soru kaçırtmaz. Yani Emin Bülent Serdaroğlu, Tahsin Nahit falan çok zor ihtimal sınavda soru olarak gelmesi arkadaşlar. Dünya kadar yazar şair varken Feci Ati'de böyle çok kıyıda köşede kalmış isimlerin tercih edileceğini hiç sanmıyoruz. İhtimal dahi vermiyoruz. Yine de hazır olmakta tabii ki fayda göreceğiz. O zaman haydi isterseniz bir akşam şairine göz kırpalım hocam. Ahmet Haşim'in ismini şöyle yukarı bir alalım. Evet, Ahmet Haşim dediğimiz an itibariyle şiir noktasında Gönül Saatleri ve Piyalesini hatırlayacağız. Bilmeyenimiz yoktur hocam. Burada tamamız. Peki, Deneme Fıkra Makale noktasında bize göre Gurabahane Laklakan değil mi? Aman dikkat, cepte kalmalı. Gezi Yazısı noktasındaysa Frankfurt Seyahatnamesi Ahmet Haşim'in önemli eserlerinden. Göl Saatleri ve Piyale arkadaşlar. Bu ikili Ahmet Haşim, Ahmet Haşim yapan ikili biliyorsunuz. Çok çok önemli. Hatta Piyale kitabının ön sözünde arkadaşlar şiirle alakalı görüşlerini belirttiği bir yer var. Orası çok çok önemli ki saf şiire, yani öz şiire de yön vermiş. Yani Ahmet Haşim Cumhuriyet döneminde böyle kendini gösterecek müthiş bir akımın da adeta başlatıcısı olmuş. Saf şiirin çok çok önemli, en önemli isimlerinden bir tanesi arkadaşlar. Yahya Kemal ile birlikte Ahmet Haşim lütfen cebinizde kalsın. Peki ne sorulabilir? Yani şu kısmını sanmıyorum ki sorulacağını. Sanmıyorum burası sorulsun. Ahmet Haşim'le ilgili sorularda Göl Saatleri ve Piyale şüphesiz ki bilmeniz gereken iki önemli eseri. Ama yine de Feci Ati dendiği zaman akla Ahmet Haşim geldiği için sorulma ihtimali yine çok düşük arkadaşlar, haberiniz olsun. Ya Servet-i Fünun deyince mesela direkt Ali Siyah gelir, başka gelmez mi? Gelir tabii. Tevfik Fikretler, Cenap Şahabettinler, Süleyman Nazifler, biraz Mehmet Rauflar falan. Ya bunları hatırlarsınız. Milli edebiyat deyince say say bitmez. Cumhuriyet de öyle, divan da öyle, halk da öyle. Ama Feci Ati'ye geldiğimiz zaman Ahmet Haşim. Doğal olarak soruyu yazan adam bunu biliyor. Direkt bunu hatırlayacağını. Yani Ahmet Haşim'in sınavda yazar eser noktasında sorulma ihtimali de oldukça düşük. İnşallah sorarlar, yaparsınız ama düşük bir ihtimal, cebinizde kalsın. Peki Emin Bülent Serdaroğlu var biliyorsunuz arkadaşlar. Ahmet Haşim'den sonra Feci Ati'yi süsleyen çok önemli isimlerden bir tanesi. Meşhur şiirlerine baktığımız zaman Kin, Dev Şarkısı ve Bir Destan gibi arkadaşlar, aman dikkat. Bu arada meşhur şiirlerini ben böyle küçük harf ve siyah yapınca o da bir eser gibi olmuş. Meşhur şiirler başlığı arkadaşlar, aman dikkat. Emin Bülent Serdaroğlu'nun meşhur şiirleri, bilinen şiirleri Kin, Dev Şarkısı, Bir Destan gibi. Burada da genelde
Kin'i biliriz biliyorsunuz. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşılık yazmış olduğu adeta eleştiri niteliğinde, bir karşılık niteliğinde Kin adlı eseri de cebinizde kalsın, olur mu? Çok çok önemli arkadaşlar, haberiniz olsun. Tahsin Nahit ise tabii ki Ruhu bir kaydıyla bileceğiz. Başka da bir şeyini bilmenize gerek yok. Şimdi Fecaati dönem biraz daha böyle şiir dönemi havasında. Yani roman yazan yok değil mi? Yani böyle düz yazılarda falan Bize Göre var mesela Ahmet Haşim'de, ama Bize Göre'nin içerisinde 50-60 tane böyle kısa kısa yazı var. Hangi birinin bilgisini bileceksiniz? Doğal olarak içiniz rahat olsun. Fecaati'den bir yazar eser içerik sorusu gelme ihtimali oldukça düşük arkadaşlar. Yine de hazır olmakta, hepsini hatırlamakta fayda var. Yarın milli edebiyatı göreceğiz arkadaşlar. Milli edebiyatı ikiye bölme taraftarıyım. Belki üç olabilir ama ikiye böleceğim gibi görünüyor. Yani çünkü çok fazla isim var, çok fazla eser var. Daha doğrusu eser içeriği konuşacağımız kısımlar çok, isimden ziyade. Yoksa çok da bir elin parmaklarını geçmez milli edebiyatta böyle sınavda çıkacak isimler. Böyle tek tük sayarsın ve 6-7 belki çok önemli isim. Cumhuriyet'te sanki isimler daha fazla gibi. Milli edebiyatta arkadaşlar yarın çok önemli 3-4 ismi alacağım. Onların daha çok eser içeriklerine gideceğiz gibi görünüyor. Bakın burada eser içeriği hiç konuşmadık bile, içiniz rahat olsun. O zaman haydi arkadaşlar, yarınki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.